Sevgili öğrenciler, bitki coğrafyasının son dersine hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz konifer orman formasyonu ve tundra formasyonu. Yine bu alanların bölgesel dağılışı ve floristik özellikleri üzerinde duracağız. Konifer orman formasyonu ya da konifer ormanlar, Kuzey Amerika ve Avrasya'nın kuzeyinde devamlı ve geniş bir kuşak halinde yayılış gösterir. Bu alanlar, Kuzey Amerika'da boreal ormanlar veya Sibirya'da tayga ormanları ya da ekosistemleri olarak da isimlendirilir. Konifer ormanlar Kuzey Amerika'da batıda Alaska dağlarından başlar ve bir kuşak halinde doğuya doğru devam eder. Aynı şekilde İskandinavya'dan başlayıp doğuda Asya'nın Pasifik kıyılarına kadar uzanır. Yüksek enlemlerin daima yeşil konifer ormanlarının ağaçlarının büyük çoğunluğu kozalaklı ağaçlardan oluşur. Bu ormanları kuzeyden tundra sahaları ve güneyden de ılıman kuşağın kışın yapraklarını döken ormanları çevreler. Yeryüzü karaları üzerinde orman sahalarının önemli bir bölümünü meydana getirir. Boreal iklim kuşağı olarak tanımlanan soğuk ve nemli iklim özelliklerinin hakim olduğu bu ormanlar, Kuzey Amerika'da boreal orman, biraz evvel de belirttiğim gibi boreal kuzey anlamındadır. Rusya'da ya da Sibirya'da tayga, yani karanlık gizemli orman anlamındadır ifade edilir. Konifer ormanlarda iklim koşulları oldukça serttir. Yeryüzü karalarının kuzeyinde geniş bir kuşak oluşturan bu ormanların en dikkat çekici özelliklerinden birisi ise ağaç türlerinin sayısının azlığıdır. Konifer ormanların floristik bileşimlerini iklim, toprak, rölyef özellikleri gibi özellikler yanında yerel özellikler de ortaya çıkarır. Bu ormanların yayılış alanları Pleistosen'deki iklim değişimlerinden en fazla etkilenen sahalardır. Buzulların aşındırma ve biriktirme şekillerinin yaygın olarak ortaya çıktığı ve büyük ölçüde bozuk drenaj koşullarının görüldüğü yerler boreal ormanların yayılış alanlarını teşkil eder. Dolayısıyla her iki kıtada çoğunlukla buzul çanaklarında gelişen bok topraklar ve sulak bataklık alanlar ortaya çıkar. Boreal ormanların kuzeyinde tundralara komşu olan yerlerde ise süreksiz permafrost, yani donmuş toprak katmanı, bitki toplulukları üzerinde etkili olan özelliklerin başında gelir. Sibirya'nın dağlık bölgelerinde kalınlığı 1-1,5 metreyi bulan permafrostun üstten erimesi, üzerinde bulunan ağaçların eğilip bükülmesine ya da devrilmesine de yol açar. Bunlara Sibirya'da sarhoş orman adı da verilir. Bu durum özellikle daha çok sığ köklere sahip olan melez, yani larix türlerinin bulunduğu alanlarda ortaya çıkar. Boreal orman sahalarının iklim özellikleri köpen iklim sınıflandırmasında DV ve DF iklimleriyle ifade edilir. Yani soğuk orman kuşağı iklimleri. Son derece şiddetli geçen kışlar, en soğuk ayın ortalama sıcaklığının -3 derecenin altına indiği, en sıcak ayın ortalama sıcaklığının en fazla 10 derecenin üzerinde olabildiği bu iklimlerin genel özelliklerinden bir tanesi bu konifer ormanlardır. Boreal ormanlarda kar aylarca erimeden toprak üzerinde kalır. Dolayısıyla toprakta donabilir. Kısa süren yaz mevsimi yanında kış ve yaz sıcaklıkları arasındaki fark da fazladır. Yaz ve kış sıcaklıkları arasındaki fark Sibirya içlerinde 60 dereceyi bulabilir. Yıllık yağış miktarları ise çok yüksek değildir. 355-500 mm arasında değişen yıllık yağışlar söz konusudur. Ancak buharlaşma oranları oldukça düşüktür. Denizel etkileri açık olan yerlerde ise kuşkusuz bu özellikler değişime uğramaktadır. Konifer orman kuşağının karakteristik toprak tipine spodosoller oluşturur ya da eski sınıflandırma sistemindeki adıyla podzoller oluşturur. Bunlar asit reaksiyon gösteren
topraklardır ve bu topraklarda pozolizasyon önemli bir süreçtir. Bu süreçte toprağın üst katmanından demir ve alüminyum bileşikleri yıkanır. Ancak silis üst katmandan yıkanamaz ve üst toprak katı grimsi kül rengi bir renk alır. O nedenle de zaten adı podzoldür. Podzol kül rengi anlamındadır. Toprağın üst katmanından taşınan demir ve alüminyum bileşikleri ise B horizonunda birikebilir ve taş gibi sert yapılar da oluşturabilir. Bunlara hardban ya da pas taşı gibi isimler verilir ve bitki köklerinin derinlere gitmesi anlamında bir engel teşkil eder. Pozollerinin humus özelliklerine ya da organik malzeme özelliklerine bakacak olursak, bu ağaçlar daha çok mumsur, reçineli yapılar ve lignin gibi unsurlar üretir. Dolayısıyla toprak üzerinde kozalaklı ağaçların bu iğne yaprakları, yayvan yapraklı ağaçların döküntülerine göre çok daha yavaş ayrışır. Bu nedenle humus oluşumu da yavaştır. Toprak yüzeyinde genellikle mineral toprak katından kesin bir sınırla ayrılan tipik ham humus, yani bizim mor humus diye nitelediğimiz bir katman yer alır. Mor humus katmanında yaprak çürüntü ve humus katmanları tipik özellikleriyle birbirinden kesin ayrılmıştır. Ortamın asit oluşu ve nemlilik toprakta mikroorganizmaların faaliyetini de engeller. Konifer orman sahalarında histosoller, yani organik topraklar, drenajın yetersiz olduğu alanlarda ortaya çıkar. Bunlar yığışmış organik kalıntılardan oluşur ve bazı yerlerde kalınlıkları 1 metreyi bulabilir. Özellikle yılın büyük kısmında suyla doygun olan organik toprakların bu koşullarını melez ya da karaledin adıyla bilinen Picea mariana gibi bazı ağaçlar tolere eder ve bu alanlarda yayılış alanı bulur. Yüksek enlemlerin konifer ormanlarında yangınlar da ortaya çıkar. Bizim alışkın olmadığımız bir durum gibi görünse de. Bu yangınların ortaya çıkışında mevsimsellik bilhassa belirgindir. Yangınların büyük kısmı uzun günlerin olduğu ve güçlü rüzgarların bitki döküntülerinde hızla kurumaya neden olduğu yaz aylarında ortaya çıkar. Boreal ormanlarda çeşitli orman tiplerine göre fark etmekle beraber ortalama yangın sıklığı 60 yıldır. Orta Alaska'daki ortalama yangın sıklığına da dikkat ediniz. Yüksek enlemlerin bu konifer ormanlarında ortaya çıkan yangınlar bu alanlarda ciddi değişimlere de yol açar. Boreal orman ekosisteminin her iki kıtadaki florası içinde 4 ağaç cinsine ait olan türler yaygındır. Bunlar ledin, yani pisealar, göknarlar, abiesler, çamlar, pinuslar ve melezler, yani larikslerdir. Bu ağaç cinslerinin hepsi konifer, yani kozalaklı ağaçlardır. Ve melezler dışında diğerleri yaz-kış yeşil kalan ağaçlardır. Konifer ağaç türlerinin kalın mumsu tabakayla kaplı iğne yapraklarındaki stomalar, yani gözenekler, yaprak içine gömülmüştür. Bu nedenle kurutucu rüzgarlardan kolay etkilenmezler ve soğuğa karşı da oldukça dayanıklıdırlar. Konifer ormanların, yani kozalaklı ağaçların bulunduğu orman topluluklarının içine bazı yayvan yapraklı ağaç türleri de karışır. Ancak bunların sayısı çok fazla değildir. En yaygın olan iki ağaç cinsini huş ve kavak oluşturur. Bu iki cinse ait çeşitli ağaç türleri kuzeyin konifer ormanları arasına dağılmıştır. Konifer ormanlar çok katlı bir orman değildir. Çoğunlukla tek kattan oluşur. Her iki kıta üzerinde ormanın asli elemanlarını bir ya da iki ağaç türü çoğunlukla oluşturur. Kuzey Amerika'da bazı bölgelerde bu ormanların hakim elemanları göknar türleridir. Avrupa'da, İskandinavya, Rusya'da ise daha çok sarı çamların hakimiyeti söz konusudur. Buradaki ladin türleri çoğunlukla Avrupa ladini ve Sibirya ladinidir. Orman altı florası açısından da bu ormanlarda bir zenginlik söz konusu değildir. Yosun ve likenler çoğunluktadır. Konifer orman sahalarında kısa süren yaz mevsimi iğne yapraklı orman ağaçları için çeşitli uyum şekilleri de yaratır. Yetişme mevsiminin kısa, buna karşılık uzun ve şiddetli kışlar
Göknar ve Ladin çam gibi daima yeşil olan ağaçların fotosentez faaliyetlerini de şekillendirmektedir. İğne yaprakların ağaçların üzerinde birkaç yıl kalması, burada örneğin Ladin türlerindeki iğne yaprakların 5-7 yıl ağacın üzerinde dökülmeden kaldığını söyleyebiliriz. Ve her yıl yenilerinin oluşması fotosentez bakımından da bir avantaja dönüşmektedir. İlkbaharda sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte koyu renkli, yani bir önceki senenin iğne yaprakları güneş enerjisini toplamaya başlamakta ve fotosentez başlamaktadır. Dolayısıyla ılıman kuşaktaki o kışın yapraklarını döken ağaçlarda olduğu gibi yeni yaprak oluşturup fotosenteze başlamak için beklemek ve zaman kaybetmek durumunda da bu ağaçlar kalmazlar. Soğuk ve nemli iklim sahalarının konifer ağaçları C3 fotosentez yolunu kullanan ağaçlardır. Örneğin Kanada kuzeyinde boreal ormanların yaygın türlerinden olan kara ladin optimum fotosentezi 15 derece sıcaklıkta gerçekleştirmektedir. Sıcaklık 9-23 derece arasında olduğunda sıcaklıklar fotosentezin gerçekleşme oranı %90'ı bulmaktadır. Dolayısıyla bu özellikler son derece önemlidir. Kuzey Amerika'nın batısında Alaska dağlarından başlayan boreal ormanlar burada daha kuzeydeki Brooks dağlarının güney kesimine kadar sokulmaktadır. Doğuya doğru Hudson körfezini çevreleyerek daha doğuda Maine'e kadar ulaşan bu alanlar kuzeyde Arktik tundra ekosistemiyle sınırlanmaktadır. Bu geniş kuşak içteki orman olarak da isimlendirilmektedir. Kuzey Amerika'da Pasifik Okyanusu'na açık olan yerlerde denizel etkilerin daha güçlü hissedilmesi yıllık yağış miktarlarını da arttırmaktadır. Bu kuşağın kuzeybatısında özellikle Alaska'nın iç kesimlerinde akladin, balzam kavağı ve kağıt uşu Betula papyrifera son derece yaygın olan ağaçların başında gelir. Buralarda kışın sıcaklıklar -25 derecenin altına inmektedir. Bunlardan özellikle kağıt uçları ekonomik değer ifade eden ağaçların başında gelir. Özellikle boreal kuşağın kuzeybatısında yaygın olan bu konifer orman toplulukları içinde hakim ağaç türlerinden birisini oluşturmaktadır kağıt uçu. Özellikle içerdikleri huş yağı nedeniyle de kolayca yanabilen türlerdir. Yangın geçiren alanlarda taşkın ovaları üzerinde hızla gelişip topluluklar oluşturan balzam kavağı, bazı alanlarda akladinle karışık topluluklar da teşkil etmektedir. Bu kuşağın kuzeyinde permafrostun ortaya çıktığı, drenajın iyi olmadığı, bitki besin maddeleri bakımından fakir olan yerlerde daha çok kara ladin toplulukları ortaya çıkmaktadır. Picea mariana buradaki zor koşullara çok iyi adapte olmaktadır. Bu nedenle de çok yavaş büyüyerek gelişimini sürdürmektedir. Bazı yerlerde 100 yaşındaki kara ladin ağaçlarının çapları sadece 20 santim olabilmektedir. Dolayısıyla bu ağacın bu zor koşullarda ne kadar zor büyüdüğünü de ifade eden bir göstergedir. Boreal ormanların kuzeyini oluşturan bu alanlarda kara ladin ağaçları altında yosunlar, likenler ve bazı işte çalı türleri, örneğin orman gülü ya da ayı üzümü, yabani gül veya kar topu gibi türler dikkat çekmektedir. Kuzey Amerika'da Alaska'dan Kaliforniya'nın kuzeyine kadar dar kıyı şeridindeki orman alanlarının hakim koniferleri ise 50-80 metre boylanabilen ve 2-3 metre çap yapan çok uzun ömürlü ağaçlardır. Bu bölgede sayıları 20 kadar olan bu ağaç türlerinin içinde özellikle Pasifik sugası, Sitka ladini, Alaska çevresindeki dağların okyanusa bakan yamaçlarının hakim ağaçlarıdır. Bunlardan Sitka ladini bilhassa Picea sitkensis kıyıya yakın alanlarda okyanustan gelen tuz yüklü rüzgarlara oldukça dayanıklı olan bir ağaçtır ve bu alanlarda saf ormanlar kurar ve çok fazla boya ulaşan ladin türlerinden de bir tanesidir. Bu sahada özellikle Washington eyaletindeki Olimpiyat Yarımadası'ndaki
bu Ladin ormanlarındaki Ladin ağaçları tümör oluşumlarıyla da bilinirler. O nedenle de görüntüleri ilgi çekici ağaçlar arasında sayılırlar. Drenajın iyi olduğu alanlarda ise Pasifik Gümüşü Göknarı, Kırmızı Sedir olarak bilinen Tuya Pilisata gibi ağaçlar dikkat çekicidir. Yine yükseklerde yayılış alanı bulan diğer bir suga türü ise dağ tusugasıdır. Özellikle orman sınırına yakın alanlarda bile ortaya çıkar, ancak o sahalarda artık bir çalı görünümündedir. Avrasya'nın konifer ormanlarına geçildiğinde bu ormanlar İskandinavya'dan başlayıp doğuda Pasifik kıyılarına kadar uzanırlar. Avrupa'nın kuzeyinde Avrupa ladini başlıca ağaç türlerinden birisini oluşturur. Yine sarıçam özellikle taygaların batısında açık orman alanları oluşturan ağaçların başında gelir. Tüylü huş, üvez, kızıl ağaç gibi türler İskandinavya ve Rusya'nın doğusunda da ortaya çıkan yaprak döken bitkilere örnek olarak verilebilir. Tayga ormanlarının en doğusuna doğru gidildiğinde Yakut taygalarında örneğin burada başka bir melez türü Dahurian melezi geniş alanlar kaplar ve en kuzeye yakın alanlarda permafrost sahalarına doğru iyice boyu kısalmış olarak yayılış gösterir. Bu alanların yüksek kesimlerinde ortaya çıkan bir başka çam türü ise Pimula, yani Sibirya cüce çamıdır. Rusya'nın batısında tayganın hakim ağaçları Avrupa ladini, huş Sibirya göknarı, Sibirya çamı gibi ağaçlardır. Daha güneyde titrek kavak ve huş ya da bazı meşe türleri, örneğin saplı meşe gibi Quercus robur yaygın hale geçmektedir. Tayga ormanlarının en doğusunda Dahurian melezi, biraz evvel de belirttiğimiz gibi geniş alanlar kaplar ve boyu son derece kısalmış olarak yayılış alanı bulur. Tayganın en doğusunda yine Mançurya göknarı ya da Yeso ladini, adını Honda adası kuzeyindeki Japon adalarının antik adından almaktadır bu ağaç türü. Özellikle yüksek kesimlerde huş, bu sahalarda ortaya çıkan belli başlı ağaç türlerini teşkil eder. Son bitki formasyonumuz tundra formasyonu. Tundra formasyonu konifer orman sahalarının kuzeyinde yayılış gösteren bir formasyondur. Ve bu bitki formasyonunun hakim bitki türlerine çeşitli ot türleri ve yosunlar oluşturur. Tunduralar içinde odunsu çalı türlerinin sayısı son derece azdır. Çünkü çok şiddetli kış koşulları bitkiler için uygun ekolojik koşulları da mikro yetişme ortamları dışında büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Bu durumda da birçok yerde yosunlar, likenler gibi türler hakimdir. Tunduraların büyük kısmı Kuzey Amerika ve Avrupa'nın ve Asya'nın Arktik sahalarıdır. Tundra formasyonunun bulunduğu yerlerin iklim tipi Köppen sınıflandırmasında ET ile ifade edilen tundra iklimidir. Bu iklimlerde yetişme devresi son derece kısadır ve en sıcak ayın sıcaklığı 10 derecenin altındadır. Örneğin Grönland'ın güneybatısında okyanus kıyısında yer alan istasyonun özelliklerine bakacak olursak yıllık ortalama sıcaklık -1.4 derecedir. Sibirya'nın kuzeydoğusundaki bazı alanlarda yağış 250 mm'yi bile bulmaz ve yıllık sıcaklık ortalaması -14.2 dereceye kadar düşer. Tundra formasyonunun altında çoğunlukla histosoller yaygındır. Bu topraklar organik madde miktarının çok yüksek ve drenajın yetersiz olduğu yerlerde ortaya çıkar. Düşük sıcaklık ve asitik koşullar tundra ekosistemlerinde topraktaki ayrışma süreçlerini de yavaşlatmıştır. Böylece ayrışamayan kalın organik katma birçok yerde birikerek yığışmıştır. Topraktaki biyolojik ve kimyasal ayrışma süreçleri sıcaklıkların yükseldiği yaz mevsiminin süresine ve nemlik koşullarına bağlı olarak değişir. Tundra sahalarında sıcaklıkların arttığı dönemlerde permafrost üstten çözülür. Dolayısıyla zeminde çok sayıda bataklık oluşur. Konifer orman kuşağından tundra sahalarına geçiş ani değildir.
Orman sahaları kutuplara doğru belli alanlarda sokulur ve bu alanların daha kuzeyinde devamlılık gösteren orman sahaları ortadan kalkar. Ormanın bu en kuzey sınırı düz bir çizgi halinde de uzanmaz. Düzensiz bir biçimde uzanan bu sınır ormanın polar sınırını oluşturmaktadır. Bu sınırın kuzeyinde orman yer almasa da tek tük ağaçlar da ortaya çıkmaktadır. Kuzey kutbuna doğru en fazla sokulan bu ağaçların yayılış gösterdikleri yer ise polar ağaç sınırı olarak tanımlanır. Bu iki sınır arasında yer alan sahaları kaplayan bitki örtüsüne ormanlı tundra adı verilir. Bu geçiş alanı bazı kesimlerde 90-100 kilometreyi bulan bir genişliktedir. Ormanlı tundra geçiş kuşağının en kuzeyinde artık ağaç görmekte zorlaşmaktadır. Polar orman sınırı ile polar ağaç sınırı coğrafi enlem boyunca uzanan düz bir hattı ifade etmez. Bu durum yerel özelliklere göre kuşkusuz değişime uğrar. Güney yarımkürede ise polar orman sınırı ile polar ağaç sınırı Güney Amerika'da yaklaşık 56 derece güney enleminden geçmektedir. Atlas Okyanusu'ndaki bazı adalarda ise bu sınır 40-45 derece güney enleminden geçmektedir. Kuzey yarımkürede ise daha kuzeyde yer alır. Bunun temel nedeni daha karasal olan bu bölgelerde yaz sıcaklıklarının güney yarımkürenin kutup çevresi alanlarına göre daha yüksek olmasıdır. Bu nedenle de kuzey yarımkürenin karasal alanlarında ağaç sınırı 70 derece coğrafi enlemini bazı yerlerde de geçmektedir. Örneğin Sibirya'daki Taymir Yarımadası'nda 72 dereceyi geçmektedir. Ancak soğuk su akıntılarının etkisine açık yerlerde bu sınır, örneğin Labrador soğuk su akıntısı gibi etkisinde olan yerlerde daha güneye itilmektedir. Ormanlı tundra sahalarında artık ağaçların boyları kısalmış ve bunlar çoğunlukla çalı görünümü almışlardır. Düşük sıcaklıkların yol açtığı donma zararlarına karşı bitkiler direnç göstermek için çeşitli önlemler alır. Çok zengin bir bitki örtüsünden tunduralarda söz etmemiz mümkün değildir. Ot türleri ve bodur çalılardan meydana gelen tundra florasının belki de en zengin olarak niteleyebileceğimiz yerleri Alaska çevresinde ortaya çıkar. Buralarda bitki türlerinin sayısı bazı yerlerde 500-600'ü bulmaktadır. Özellikle boreal alanlara komşu yerlerde bu çeşitlilik sıcaklık değerlerinin kuşkusuz artmasına bağlı olarak artmaktadır. Kanada'nın kuzeyinde ise tür sayısı azalmaktadır. Tunduralarda özellikle yarı kriptofitler yani hemikriptofitler ve kriptofitler yani gizli saklı diye tanımladığımız bitki grupları daha yaygın bitki gruplarını oluşturur. Kuzey Amerika'nın kuzeyinde tundra ekosistemlerinde güneyden kuzeye doğru belirgin değişimler ortaya çıkar. Bu nedenle de bitki örtüsü de farklılaşır. Bu alanlarda 3 tane bölge ayırt edilir. Alt Arktik bölge, Orta Arktik bölge ve Yüksek Arktik bölge olmak üzere Alt Arktik bölgede dağınık olarak cüce huş, kutup söğüdü gibi odunsu bitkiler ortaya çıkarken Yüksek Arktik bölgede artık bunlar ortadan kalkmıştır. Hatta damarlı ot türleri bile çoğunlukla ortadan kalkmıştır. Ancak bataklık alanlarda bazı ot türleri ve yosunlar ortaya çıkmaktadır. Tundra alanlarında ortaya çıkan bitkilerden bir tanesini oluşturan bir söğüt türünü bu fotoğrafta görmektesiniz. Salix reticulata. Bizim bildiğimiz orta enlem ya da ılıman kuşaktaki söğütler ağaçlardır ya da çalı formunda olan bitkilerdir. Buradaki bu söğüt türü en fazla yarım metre boy yapabilen, o kadar bile değil, birçok yerde ot görüntüsünde olan türlerden bir tanesidir ve yapraklardaki beyaz tüyler bitkiyi soğuk havaya karşı korumaktadır. Alçak, orta ve yüksek enlemlerin dağlık alanlarında orman belirli bir yükseltiden sonra ortadan kalkmaktadır. Özellikle bu sahalarda ortaya çıkan formasyon bize tamamen kuzeydeki tundra formasyonunu hatırlatmaktadır. Bu sahalara alpin tundra adı verilmektedir. Alpin tunduralarda bitkilerin büyüme ve gelişme süreci karın erimesiyle eş zamanlıdır. Bu alanlarda gerçek tunduralardan farklıdırlar çünkü
gün uzunluğu ve mevsimler bakımından özellikle bazı farklar söz konusudur. Düşük sıcaklıklar tundrada olduğu gibi buralarda da ağacın yetişmesine ve ormanlar kurmasına izin vermez. Avrupa'da İskandinav Yarımadası'ndaki dağlık sahaların alpin florası kuzeydeki tunduralara büyük benzerlik gösterir. İsveç'te 700 bin metrelerde ağaç çizgisini oluşturan huş hemen hemen yukarıda yerini çoğunlukla çalı formundaki söğüt türlerine bırakmaktadır. Avrupa'nın güneydoğusundaki dağlık sahaların alpin formasyonlarında ise özellikle orman gülü türleri dikkat çekicidir. Ural dağlarının florasına geçildiğinde ise boreal türlerin sayısı azalır. Sibirya'daki dağlık alanlarda ise tundura geçiş kuşağında daha çok Sibirya cüce çamı yayılış alanı bulan bitkilerin başındadır. Ülkemize gelince, ülkemizde de dağlık alanların yüksek kesimlerinde alpin bitkiler kuşağı ortaya çıkmaktadır. Doğu Anadolu'da orman alanlarının üst sınırı 2800 metreden, İç Anadolu'da 2500 metreden, Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerindeki dağlarda ise çoğunlukla 2100 metreden ve Karadeniz'de de, Karadeniz bölgesinde de 2000 metreden sonra ortaya çıkmaktadır. Bu alanlar alpin bitki türlerinin yayılış alanlarıdır ve alpin bitki kuşağının bitki örtüsü floristik özelliklere göre, bölgenin özelliklerine göre değişim göstermektedir. Örneğin Doğu Karadeniz dağlarının alpin florasında bazı çalı türleri daha yaygın olarak ortaya çıkar. Alçak enlemlere geçildiğinde ise bu alanların alpin florası tropikal bitkilerin bulunduğu yerler dikkat çekicidir. Burada bazı alanlarda yastık şekilli bitkiler, siklorofil çalı türleri yanında boyları neredeyse 8 metreye ulaşan dev rozet bitkiler de ortaya çıkar. Bunlara Kenya Dağı'na örnek verebiliriz. Bu alanların bitkilerinin çoğunluğunu kserofit bitkiler oluşturur. Yapraklar küçülmüştür, tüylerle kaplanmıştır. Özellikle bazı yerlerde likenler son derece yoğun olarak ortaya çıkar. Bu sahalara likenli tundura adı da verilmektedir. Sevgili öğrenciler, bitki coğrafyası dersinin son konusunu da bu şekilde tamamlamış olduk. Hepinize final sınavında başarılar diliyorum. Hoşça kalın.